Herkese uzun bir aradan sonra yeni bir videodan merhabalar. Elimde 4 farklı Mario kartı var. Biraz sonra paketini açacağız ama şu an kendimi o kadar fotoğrafçıda gibi hissediyorum ki size anlatamam. Bu arka planı görüntüsünü mutlaka videonun sağına soluna koyacağım. Yeni bir ışık var. Umarım videonun kalitesi değişmiştir. Kendimi vesikalık fotoğraf çektirmeye gelmiş gibi hissediyorum. Sürekli gözlerim ışığa koyuyor bu yüzden. 4 farklı Mario kart açacağız bu videoda. Hepsi birbirinden güzel karakterler. Aynı zamanda bu videonun bir kısmında size diğer Mario kartlarımı da göstereceğim. Bulamadığım çok az Mario Kart kaldı. Çok az eksik var. Onları da bulabilirsem bu koleksiyonu tamamlamış olacağız. Yenileri çıkana kadar tabii. Hepsi daha önceki Mario Kart videosunda söz ettiğim gibi ödüllü seriden. Mario Kart'la bugün açacaklarımızı. Gerçekten çok detaylı ve güzel figürler. Hem araçları hem karakterleri gerçekten çok güzel detaylandırılmış. Küçük olmalarına rağmen bence paralarını sonuna kadar hak ediyorlar. Her ne kadar son zamla beraber biraz daha uçmuş olsa da fiyatları. Neyse burada lafı fazla uzatmayayım. Hadi paketleri açmaya geçelim. Bakalım karakterler nasılmış. Evet, her videoda olduğu gibi şöyle karakterleri aldım. Masaya geçtim. Şuradaki kutuda da daha önce aldığım Mario kartlar var. Şu anda herhangi bir Mario kartlar için özel bir sergi rafı oluşturamadığım için böyle bir saklama kabında saklıyorum kendilerini. Hem zarar görmüyorlar hem de tozlanmıyorlar. Eksik olan 4 tane burada. Başka 2-3 tane daha eksik kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Onları da umarım ilerleyen videolarda buluruz. Fark ettiğiniz üzere arka plan değişti komple. Arka planda artık böyle bordo bir mousepad var. Bunun ismi mousepad ama masa ölçüsü gibi görünüyor. Bunu da linkini soranlar için aşağıya linkini bırakıyorum. Son derece güzel bu arada, kullanışlı ve kaliteli. Biraz şu boy açısından kısa geldi benim masama. Siz yine ölçülerine bakarsanız almak isterseniz aşağıya mutlaka linkini bırakacağım. Şimdi paketleri açmaya geçelim. Hangisinden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Ama şöyle şu üçünü kenara bir alayım. Yoshi'den başlayacağım. Evet. Blue Yoshi. Bizde daha önce kırmızısı ve siyah diyecektim. Bizde daha önceden kalan kırmızı ve yeşil Yoshi vardı. Bu da Blue'su olacak. Mavisi olacak. Şöyle paketini açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi son derece sevimli bir karakter. Yoshi'lerin ben bu göz yapısına gerçekten bayılıyorum. Cuk oturuyor yani, oyundaki karakterlerle birebir aynı ölçeklerde aynı görünüme sahip oluyorlar. Mor botları var, bu çok hoşuma gitti. Sırtında güzel bir kabuğu var. Kabuk detayı gayet güzel yapılmış. Şurada turuncu turuncu detayları var, bir dinozor havası oluşturulmuş. Önde de yine diğer Yoshi'lerde görmeye alışık olduğumuz şekilde yumurta var ön logosunda. Jantları zaten standart karta sahip olduğu için arabanın jantları ve yapısı standart kartlarla birebir aynı. Hatta bir yeşil Yoshi'yi alayım, şuradan karşılaştıralım hemen. Evet, gördüğünüz gibi yeşil Yoshi de standart kartta biniyor ve yapıları birebir aynı. Sadece renkleri ve görünüşleri bir tık farklı. Zaten renk yapıları farklı olunca tamamen farklı gibi gözüküyorlar. İki karakter aslında birbirinin aynı olmasına rağmen. Mesela mavinin botları daha çok hoşuma gitti benim. Mavinin botları mor mor olduğu için daha etkileyici duruyor. Şöyle altını göstereyim. Altında yine standart kart yazıyor. Nintendo'nun logosu var ve altında yine Mattel'in işte Made in Thailand falan yazıyor. Her Hot Wheels'ta görmeye alışık olduğumuz şekilde. Bunlara çok güzel bir alan oluşturmak istiyorum ama tabii bir fırsat bulabilirsem. Evet, arka planda bayağı güzel görünüyorlar bu arada. Video çekmek için iyi bir renk oldu. Blue Yoshi bu şekilde. Blue aslında blue diyoruz ama biraz da böyle mora çalan bir rengi var. Morla mavi arasında. Araba zaten daha çok mora benziyor. Biraz daha şöyle yakından göstermeye çalışayım. Arabanın rengi mora daha yakın bu arada. Maviden daha çok mor gibi. Şöyle kenarda dursun. Gelelim bir sonraki karaktere. Bir sonraki karakter Baby Peach. Şöyle açıyorum paketini. Evet, Baby Peach gördüğünüz gibi standart karta binmiyor. Kendisi Peep Frame diye bir araca biniyor. Şöyle altında görebilirsiniz. Orada yazıyor ismi aracın. Bu arabanın tekerlekleri diğeriyle, daha doğrusu jantları standart kartlarla aynı olmasına rağmen renkleri farklı diğerlerinde. Onun dışında araç karaktere bayağı büyük gördüğünüz gibi. Tam bir go-kart havası var. Arka kısmında motor, egzoz çıkışı falan yapılmış. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Motor kısmını görüyorsunuz. Şurada motor bloğu gayet güzel gözüküyor. Egzoz çıkışı falan da burada. Mavi tekerlekleri var.
Tabii ayakları asla gaz pedalına değmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü boyu o kadar kısa ki. Boyu kısa olmasına rağmen prenses tacı kafasında. Biraz da şu göz detayları göstermek istiyorum. Kirpiklerine kadar yapılmış gördüğünüz gibi. Küçük bir figür olmasına rağmen bu detaylara sahip olmaları çok hoş. Bunu da hemen bebek olmayan versiyonuyla kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi yine sarı saçlar, pembe elbiseler, ön logoları mesela aynı birebir. Normal bebek olmayan versiyonu gördüğünüz gibi standart kartta biniyor. Bebek olan versiyonu daha farklı bir araca biniyor. Bu Peep Frame aracını daha önce görmüştük. Onu da şu an gözüme takıldı. Hemen şuradan göstereyim. Bakın birebir aynı araç. Nintendo Shopkolu maymunla. Zaten bunun da altında Peep Frame yazıyor. Şöyle Mario Kart'ları da gösteriyorum ama videonun altında çünkü hatırlamayanlar olabilir. Bayağı oldu ben Mario Kart videosu çekeli. Eski Mario Kart'ları çekeli. Baby Peach'in güzel tarafı ağzında emziği olması. Tam bir bebek gibi gözüküyor ağzında emziğiyle. Yani hem ağzında emziği var hem kafasında prenses tacı var gerçekten. Gerçekten çok güzel bir karakter. Mavi tekerlekleri de bayağı etkileyici duruyor. Bakalım bu karakterleri ilerleyen dönemlerde değerlendireceğiz. Kısa bir aksaklık oldu videoların arasında. Birkaç olumsuz olay yaşandığı için videolar aksamış oldu. Şimdi tam gaz devam ediyoruz. Özellikle ben Ramazan'da en azından her gün bir video çekerim diye düşünüyordum ama evdeki hesap biraz çarşıya uymadı. Mario Kart videosuyla geri dönmek de bayağı hoşuma gitti açıkçası. Açıkçası şu an ilk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum. Bu da garip. Üçüncü karakterimiz Toadette. Birthday Girl yazıyor gördüğünüz gibi yan tarafında. Gerçekten iyi bir doğum günü arabasına biniyor. Tabi Hot Wheels videoların olmazsa olmazı açılmayan paketler. Biraz savaştıktan sonra açmayı başardım. Şöyle paketini kenara alayım. Evet. Son derece büyük bir araç bu arada diğerlerine göre. Toadette bu mantar kafalı karakterlere de bayılıyorum ben Mario Kart serisinde. Gördüğünüz gibi doğum günü arabasına biniyor. Süslü püslü bir arabası var. Yine mantar gibi ufak ufak benekler yapılmış. Aynı kafasında olduğu gibi, şu yuvarlak kafasında olduğu gibi. Alt kısmını göstereyim. Alt kısmında Nintendo yazıyor. Birthday Girl Kart yazıyor gördüğünüz gibi. Aracın ismi şurada. Yine Made in Thailand yazıyor. Mattel'in logosu var. Hot Wheels'ın logosu var. Standart kartlarla aynı jantlara sahip ama standart kartlar gibi bir tekerleği büyük, bir tekerleği küçük değil. Arka ve ön tekerlekler birebir aynı boyutta. Aracın büyük olması şu an elime çok böyle dolu dolu gelmesine sağladı. Bu biraz hoşuma gitti açıkçası. Önde yine mantar kafalı bir logosu var. Zaten karaktere bayağı benziyor. Karakterin yüz detaylarını şöyle biraz daha yakından göstereyim. Böyle Aladdin'in sihirli lambasındaki o cin gibi bir yeleği var üzerinde. Ona bayağı benziyor bu arada giydiği kıyafet. Sağa sola mutlaka koyarım. Yine gaz pedallarına değmeyen ayakları var. Bu kısa bacaklarla bu arabayı nasıl kullanıyor? Direksiyonu gayet güzel tutabiliyorken ayakları gaz pedallarına ermiyor. Gaz pedalları nerede o bile gözükmüyor açıkçası. Sen bu bacaklarla nasıl yarış kazanacaksın acaba? Şuralara bir ayrılır mı diye düşündüm. Esniyormuş ama ayrılmaz. Yine de iyi saklamak lazım. Arka tarafında güzel bir stop detayları var gördüğünüz gibi sağında solunda. Son derece güzel. Bu en sevdiğim Mario Kart alan birisi olabilir şu an. Bayağı etkilendim çünkü. Hem tasarımı hem bu pasta gibi görünümü hem de süslemesiyle falan karakterle bayağı uyumlu araba. O yüzden çok çekici duruyor bence. Gerçekten bende böyle bir şey uyandırdı. Mario Kart'lara olan ilgimi daha da bir arttırdı açıkçası. Özellikle standart kart olmayan arabaları daha çok seviyorum. Biraz cebelleştiğim için şurada kartonun şeyleri kalmış, pıtırcıkları kalmış. Evet, gelelim bu videonun son karakterine. Benim nereden baksanız bir senedir aradığım bir karakterdi. Bu arada hepsinin ödüllü olduğunu şuradaki karton etten üstündeki logodan görebilirsiniz. Zaten daha önce bu ödüllü araçların birçoğunu da açmıştık. Eski videolarda yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Yaklaşık bir senedir aradığım bir karakter. Dry Bones. Gerçekten etkileyici bir kaplumbağa ama iskelet yapısıyla. Şöyle paketini açayım önce. Evet, keşke standart karta binmeseydi dediğim bir karakter. Gördüğünüz gibi karakterin detayları gerçekten müthiş. Onları şöyle biraz yakından göstereceğim. Gözlerini görüyorsunuz. Zaten iskelet yapısında olduğu için gri bir rengi var. Burun delikleri çok iyi. Ağız yapısı çok iyi yapılmış. Mario Kart'taki karakterle birebir aynı ağız yapısı.
eldiven ve ayakkabılar uyumlu. Gövdesinde standart denmez ona. Bildiğiniz kaplumbağalarda olduğu gibi gövdesinde böyle çizgileri var. Hiç kaplumbağanın altını gördünüz mü bilmiyorum. Ama mutlaka görmüşsünüzdür. Aynı şekilde mesela kaplumbağa altındaki çizgileri gayet güzel yapılmış. Kabuğu çok güzel. Zaten benim en çok dikkatimi çeken detayı buydu. Kabuğun hatlarını görüyorsunuz. Şurada küçük bir kırığı var mesela. Kabuk kırılmış üst tarafından. Aynı şekilde şurada da küçük bir kırık detayı var. Kabuk detayları müthiş. Gerçekten çok etkileyici. Standart karta biniyor dediğim gibi ama standart karttan farklı olarak Mario Motors yazan üzerinde farklı tekerlekleri, mor tekerlekleri var. Yeşil de jantları var. Aa, bunu ilk defa görüyorum. Evet, tekerleklerinde Mario Motors yazıyormuş. Daha önce açtığımız karakterler de olabilir. Şu an hatırlamıyorum ben. Ama son derece güzel. Bunu dediğim gibi gerçekten bir senedir arıyordum. Mario kartları gördüğümden beri bulmayı beklediğim bir karakter. Bunun normal renkli versiyonu, kemik olmayan versiyonunu da bulmaya çalışıyorum. Umarım bulabilirim. Elinde olan bir bu konuyla ilgili bilgisi olan aşağıda yorumlara gelebilir. Umarım bulabiliriz. Eski karakterler oldukları için bulmak biraz zor bunları. Önünde yine kuru kafalı bir kaplumbağa kafası logosu var. Son derece güzel. Mario kartlar bir aradayken gördüğünüz gibi çok ilgi çekici görünüyorlar. Ki beni de etkileyen şey bu. Şöyle eskileri arkaya koyayım. Yeni açtıklarımız önde dursun. Hepsi bir aradayken gördüğünüz gibi zaten herhangi bir diorama oluşturmasanız bile inanılmaz güzel, sevimli gözüküyorlar. Şuna bayıldım ya. Gerçekten etkileyici. Diğer mantar kafayla, yani bunun erkek olan versiyonuyla şöyle hemen göstereyim. Yan yana sergilenecekler. Tabii uygun bir yer bulduğum zaman. Gördüğünüz gibi bu standart kartta biniyor. Biri pembe, biri beyaz kafalı. Etkileyici. Aynı jantları var dediğim gibi. Tabii bunların bacakları gaz pedallarına değmiyor. Evet, tamam. Şöyle bunu da kenara alalım. 4 farklı Mario Kart açtık. Uzun süredir video çekmemiştim. Ufak tefek arada böyle teklemiş olabilirim. Kendimi tekrar etmiş olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Genel olarak bu videoda inceleyeceğimiz karakterler bu şekildeydi. Eğer Mario Kart'ları seviyorsanız bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki paket açılışı bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.